Sasha Boye'nin ayrılığı söz konusu mu? Yani Manza, Monza sanırım. Kancası olduğu Monza. yönünde haberler var. Sasha Boye'nin gitmesi söz konusu olur mu Galatasaray'da? Ceren Sasha Boye çok açık söyleyelim. Direkten döndü. Yani Galatasaray'da zaten sezon öncesinde Okan Hoca çok sıcak bakmıyordu. Oyuncunun da bazı tavırları, bazı yaklaşımları çok olumlu karşılanmıyordu. Sasha Boye gidecekti. Zaten kampa götürülmedi. Yani bunu bir istihbarat, özel bir istihbarat olarak söylediğimiz bir şey değil yani. Ortada olan bir durumdu. Sonrasında işte yani futbol bu tip anları barındırıyor. Bu tip şeyler tıpkı hayatta olduğu gibi futbolda da var. Dubois geldi. Galatasaray'ın önemli bir yatırım yaptığı, önemli şeyler beklediği sağ bek oyuncusu ki düşün yani elde iki tane yabancı sağ beki varken Galatasaray gidip bir yabancı sağ bek daha aldı. Dubois geldi. Fiorentina maçında sakatlandı. Omar zaten tam hazır değildi. Bir takım ağrıları vardı. Sezonun ilk maçına Sasha Boye başladı. İlk yarı aslında çok da sallantıda bir performansı vardı ama ikinci yarı toparladı ve kadroda kendine yer buldu. Sonrasında Trabzonspor maçından bir gün önce yanılmıyorsam Monza'nın Sasha Boye için bir teklifi oldu. Opsiyonlu, zorunlu opsiyonlu bir satın al, yani bir kiralama teklifinde bulundular ve Galatasaray yönetimi aslında bu teklife prensipte okeydi. Yani Sasha Boye gidiyordu. Fakat özellikle ilk başta zaten İtalyan basınından çıkan bir haber oldu. Monza işin içinde olduğu için İtalyan kaynakları haberleştirdi. Trabzon maçından bir gün önce, hatta belki maç günü bile olabilir, karıştırmayayım şimdi. Taraftarın çok ciddi bir tepkisi oldu bu duruma. Yani elinizde bir tane sağ bek var. Omar'ın durumu zaten belirsiz. Dubois sakat ve Sasha Boye'nin de performansı iyi. Ki Trabzon maçının en iyi oyuncusuydu bence Galatasaray adına. Elinizde bir tane sağ bek var. Bunu nasıl satarsınız tepkisinden dolayı çok net bak. Gerçekten çok net bu. Tamamen taraftar tepkisinden dolayı Galatasaray yönetimi masadan kalktı. Monza'nın teklifini reddetti. Ve en başında söylediğim bir kez daha tekrarlayayım. Sasha Boye direkten döndü. Bu sene Galatasaray'da kalacak. Orada ayrılacak isim Omar. Omar için de bir formül bulunmaya çalışılıyor. Peki o zaman ilgiyle yayınımız takip edilirken bir DNR'dan hediye çeki hediye edelim istersen Nasıl izleyicilerimize. istersen. Eğer kanalımıza abone olup videomuzu beğenip yorum kısmına abone oldum yazarsanız bizden tam iki tane DNR'dan hediye çeki hediye kazanmış olursunuz. Katılmak için yapmanız gereken tek şey kanalımıza abone olup videoyu beğenip yorum kısmına abone oldum yazmak. Ki videomuzu beğendiğiniz takdirde de daha fazla Galatasaray taraftarına da ulaşmış oluruz. Bunu da ara ara hatırlatacağız zaten. Onun dışında bir de gündemde birkaç isim daha vardı. Onları da istersen sorayım. Çünkü sadece gündeme birçok isim geliyor ama bazıları zaten netliği olmayan isimler oluyor. Lisandro Mangalan var stoper için. Bilmiyorum sen duydun mu veya bir bilgin var mı bu konuyla Yani alakalı? bugün haberini gördüm ama benim bir bilgim yok açıkçası. Peki bir de Saliö Ojis. Bunda da muhtemelen. Hiçbir bilgim yok açıkçası. Ama mesela az önceki Omar konusuyla ilgili ekleme yapabilirim isterse. Yani şu an gönderilmesi gündemde olan bir isim ve biraz Galatasaray'la aslında yani çok özel bir ilişkisi vardı Omar'ın. Yaşanan durum ortada. Yani çok talihsiz bir kaza yaşadı ve o süreç itibariyle de gerçekten yani dünyada birçok kulüp bunu yapmaz. Bunun yani zaten çok olabilecek bir olay da değil de bu arada. Yani mucizevi bir şekilde geri döndü. Çok şükür ki her şeyden önce sağlığına kavuştu Omar. Bir kere o kısmını ayrı tutmak lazım. Yani futbol oynaması, katkı sağlaması, performans göstermesi bunların hepsi İşin detayı ben çünkü o akşam hastanedeydim. Oradaki ortamı, Omar'ı tabii ki girip hastanede odada ziyaret etmedik, görmedik o halini ama zaten fotoğrafları yansımıştı ve oradaki atmosferi gördükten sonra yani Omar'ın bugün itibariyle sağlığını kavuşmuş olması, çocuklarına Allah'ın onu bağışlamış olması zaten her şeyden kıymetli. Kesinlikle. Ama işin şöyle de bir boyutu var. Şimdi Galatasaray yönetimi burada dediğim gibi dünya üzerinde belki de hiçbir kulübün yapmayacağı kadar büyük bir İnsanlık örneği diyeyim gösterdi. Kurumsal olarak yapılmış bir şey bu tabii ama çok büyük bir fedakarlık gösterildi ve Omar'ın 1,8 milyon euro civarında yıllık maaşı tıkır tıkır ödendi bu süreçte.
Galatasaray sözleşmesini feshedebilirdi umarım. Her türlü de FIFA nezdinde de haklı olurdu. Çünkü bakıldığı zaman işin duygusal boyutunu bir kenara bırakırsak, profesyonel hayat gözüyle bakarsak, kendisini netice itibariyle futbol oynayamayacak hale getiren konumda olan isim Omar. Bu bir kaza, bu bir yani talihsizlik. Hiç kimsenin başına gelmesini istemeyeceğimiz bir şey ama günün sonunda yani duyguları bir kenara bırakıp böyle hukuki maddelerle baktığımız zaman netice itibariyle işin kusurlusu olarak Omar'ın gözüktüğü bir durum olduğu için Galatasaray bir kuruş ödemeden sözleşmesini feshedip Omar'la yolları ayırabilirdi o gün. Ama böyle bir tercihte bulunmadılar ki bu mesela Eriksen kalp krizi geçirdi. Inter Eriksen'i direkt olarak gönderdi sözleşmesini feshetti. En yakın örnek olarak söyleyebilirim. Ki burada oyuncunun herhangi bir kabahati de yok. Omar da böyle bir Galatasaray olumlu duruş gösterdi. Fakat bugün gelinen noktada Omar'ın yaklaşımı biraz bence üzücü. Çünkü yani onun tarafından bakmaya çalışıyorum. Muhtemelen bugün Galatasaray'la sözleşmesini feshetse bir daha üst düzey tabii ki futbol oynaması da çok kolay değil. Bir daha bu paraları kazanamayacak ve belki kariyerinin son senesi ya da kazanabileceği son para olarak görüyor olabilir. Ama bu çok da bence şimdi kelimeleri biraz böyle hassas seçmeye çalışıyorum ama üzücü bir durum diyeyim yani en kibar tabiriyle biraz üzücü bir durum olduğunu söyleyebilirim. O süreç içerisinde Galatasaray'ın yaptıklarından sonra bugün Omar'ın bence daha Galatasaray'a yardımcı olması gerekiyordu bu süreçte. Pek bu tavrı göremedik. Umuyorum ki bu konu daha böyle nezaket sınırları içerisinde çözülür. Kesinlikle. Bir de taraftarlarımızın bir diğer merak ettiği konu da sol bek konusu. Sol beke de bir transfer bekliyorlar muhtemelen ki sürekli bu soruyu soruyorlar. Ben de iletmiş olayım bu konuyu sana. Sol bek hattında bir gelişme var mı veya düşünülen isimler var mı? Ceren orada da yani sol bekte düşünce var, planlama var ama sol bek için yani Galatasaray'ın sol bek transfer edebilmesi için Patrick Van Aanholt'a yolları ayırması gerekiyor. Yaklaşık az önce söylediğim o Ümraniye maçının ardından bu yana Galatasaray yönetimi Patrick Van Aanholt'un menajerine net kesin bir dille bir takım bulmasını söyledi. Görüşmeler yapmasını istedi. Fakat bir kulüp bulabilmiş değiller ve artık onların da tabii ki seçenekleri azalacak bu gece itibariyle. Transfer dönemi Avrupa'da bittikten sonra onların da seçenekleri azalacak. Şu ana kadar zaten olmadığı için bu saatten sonra en azından o Avrupa'nın büyük liglerine gitme durumu söz konusu değil. Yani Patrick Van Aanholt'u göndermeden de Galatasaray'ın sol bek alabilmesi çok mümkün değil. Bir takım isimlerle görüşmeler yapıldı. İşte Baloture'den bahsetmiştik. Milan'la bir görüşme yapıldı. Netice alınamadı. Kulübünün taleplerinden dolayı netice alınamadı. Farklı isimlere yöneldi Galatasaray. Reguilón'u istediler Tottenham'dan. Oyuncu Atletico Madrid'e gitti zaten. Yani bir takım girişimler yapıldı ama bir taraftan da Van Aanholt'u göndermek gerekiyor. O çok kolay değil. O nedenle yani sol bek konusu biraz belirsiz. Biraz Galatasaray yönetiminin aslında burada sol bek konusunda yani yönetimin kafasındaki düşünce en baştan itibaren Patrick Van Aanholt'un gönderilmesi yönündeydi ama Okan Hoca ilk etapta biz oyuncudan faydalanabiliriz düşüncesindeymiş. Yani en başından yönetim göreve geldiği andan itibaren o kadro planlaması çizilirken yapılırken Patrick Van Aanholt bizim için yeterli değil düşüncesi hakimdi. Okan Hoca bir oyuncuyu görelim, değerlendirelim dedi. Sezona başlandı. Yani bu hamleyi yapmak için biraz aslında yönetim geç kaldı diyebiliriz. Yani futbol aklı diyelim genel olarak. Sol bek konusundaki bu değişimi gerçekleştirmek için geç kalındı ve bu nedenle de bu saatten sonra çok kolay gibi durmuyor açıkçası.